innemel medinetu kelkir tenfi hubseha ve tunassi'u tayyibaha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan-ı zam aleyhüm salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab itbaalları Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşevvenlerimizin hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya günahım, dünya günahım, dünya günahım, dünya günahım, dünya günahım, dünya günahım, dünya günahım. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnemel medinetü kelkir. Medine-i Münevvere, peygamber şehri, körük gibidir. Demircinin körüğü gibidir. Nasıl o demircinin körüğü, paslı demiri ısıtarak paslarını üzerinden döküyorsa aynı onun gibidir. Tenfi habseha, üstündeki, içindeki iyi olmayan, Medine-i Münevvere'ye layık olmayan pis şeyleri, kötü şeyleri temizler, sürer çıkarır. Ve tunassi'u tayyibehe, Medine'ye layık olan, güzel olan şeyleri ve kimseleri, insanları orada bırakır. Onlardan, kötü olanlardan Medine kendini temizler. Onları ayırır, çıkarır. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Diyorlar ki bu Medine'nin kötü adamları, kötülükleri dışarıya atması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanına özgü idi. O zaman Medine-i Münevvere'de facirlere onlarla beraber orada oturmaya asla sabretmedi. Buna izin vermedi. Ancak imanında sabit kadem olanları Medine'de alıkoydu. Bu dışarıya atması da işte o zamanı mahsustu diyorlar. Ancak ahir zamanda da Deccal'ın çıktığı sırada Deccal her yere girecek ama benim şehrime, benim metfun bulunduğum Medine'me giremeyecek. O zaman Medine'de bir sarsıntı olacak. Bu Deccal'ın gelmesine yakın bir sarsıntı olacak. Medine'nin içindeki o çürük adamlar, imanı zayıf, ahlakı bozuk, ne kadar işe yaramaz kimse varsa Medine'nin dışarısına kendini atacaklar. O zaman da Medine'de bu sebeple hiç münafık kalmayacak, kafir de kalmayacak ve dışarı çıkacaklar. Dışarıda da Deccal'a katılacaklar. Deccal onları yakalayacak. Müslim'de rivayet edilen hadis-i şerifte لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَد۪ينَةِ شِرَارَهَا. Medine şerlileri dışarıya atmadıkça, çıkarmadıkça kıyamet kopmaz diye hadis-i şerif vardır. Evet, Emevi halifelerin içerisinde pırlanta gibi bir adam var. Ömer İbn-i Abdülaziz. Bu da Hazreti Ömer'in soyundan geliyor. Hazreti Ömer halifeliği zamanında gündüz akşama kadar görevi başında olduğu gibi gece de hiç uyumazmış. Tebdil kıyafet yaparak dolaşırmış. Görevliler iyi vazife yapıyor mu diye. İşte geceleyin bir evin önünden geçerken, o zaman tabii apartman yok. Hep yer ev.
zeminde bir oda, bir tahta kapı avlunun orada. Bir evin önünden geçerken bir anne ile kızın konuştuğunu duymuş. O anne süt getirir satarmış Medine sakinlerine. Ama o gün yeterli süt alamamış, bulamamış. Bunu kızına sormuş. Ne yapacaksın demiş. Su katacağım demiş. Her zaman verdim insanlara, gene süt vereceğim. Süt az. Su katacağım demiş. Süte su katacağım. Olur mu demiş anneciğim. Kimse yok ki burada demiş kızına. Kimse yok ki burada, kimse görmüyor ki. Nereden bilecekler demiş su kattığımı. Anacığım demiş, kimse yok diyorsun ama Allah görmüyor mu? Allah görüyor su kattığını. İşte bu lafı duymuş Hazreti Ömer. Hemen eve gelmiş demiş, hanım git demiş şu eve. Oğlana demiş o kızı iste. Diyorlar ki işte o kızın şeyinden, soyundan, afadından o Ömer İbn Abdülaziz Suriye sınırları içerisinde Türkiye'ye yakın, kabri orada. Öteki Emevi halifelerinden ayrı, buna ayrı. Onlar onun gibi değil. Birçok yanlış işleri var. Ama o çok pırlanta gibi bir adam. Ömer İbn Abdülaziz Medine'ye gelmiş ziyarete, ayrılırken ağlamış. Demişler Halife Hazretleri niye ağlıyorsun? Resulullah böyle buyurdu. Resulullah işe yaramaz adamları dışarı atar buyurdu. Ben o işe yaramaz adamlardan mıyım diye korkuyorum demiş. Ona ağlıyorum. Evet. Şimdi bu hadis-i şerifi Peygamberimiz şu olaydan sonra söylemiş. Resulullah zamanında Mekke'de Müslüman olmuş mesela. Mekke'nin fethinden evvel Mekke'de Müslüman olmuş veya herhangi bir yerde Müslüman olmuş olan adamın Müslümanlığı ancak Medine'ye hicret eder, peygamberin şehrine gider, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme katılırsa geçerli oluyor. Hicret etmeyeni bu Müslümanlığını peygamberimiz kabul etmiyor. Mecburiydi, bu hicret mecburiydi. Bu adam da işte Medine'ye gelmiş, Müslüman olmuş ama Medine adam çöl hayatına alışık bir adam. Çölde su kıt, kuru hayata alışmış. Öyle yerde doğmuş, öyle yerde yaşamış. Bünyesi çöl iklimine uygun. Medine'de ise hurmalıklar var, kuyular var, sular var. Ondan dolayı rahatsızlanmış, hastalanmış. Ve gelmiş demiş ki, demiş benim demiş biatımı demiş kaldır. Evet, ben demiş burada duramayacağım. Huzursuzum, rahatsızım. Peygamberimiz de hayır demiş. Müslümansan burada kalacaksın. Ama adam onu dinlememiş, çıkmış gitmiş. Onun üzerine buyurmuş. Medine yurufu, pislikleri dışarı atar demiş. Bu hadisi Osman buyurmuş. Şimdi tabii oraya gidip de hala devam ediyor bu. Medine'ye Deccal giremeyecek. Ahir zamanda iman benim yurduma sığınacak diyor. Bu hadis-i şerifi de Yavuz Sultan Selim yazmış ve Ravza-i Mutahhara'nın kapısında, şimdi Medine Mescidi geniş, onun Ravza kısmı var. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki minberle kabri saadeti arasında yer. Cennet bahçelerindendir diyor. Bir kimse oraya girse, cennete girdim diye yemin etse başı ağrımaz. Cennettir orası. Tabii kıymetli, öyle sellem-i selam girilmiyor. Peyderpey sokuyorlar falan. O işte Ravza'nın namaz kıldıktan sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'in kabri saadetin ziyareti için önünden geçmek için çıkılan kapıda yazıyor. Aynı zamanda iman Medine'ye sığınacak diye o hadisi yazmış. Evet, Medine böyle güzel yer. Hangi sebeple olursa olsun. Bak adam ziyarete gelmiş, halifedir. Çıkarken ağlamış. Bu ben Medine'nin çıkardığı şerli adamlardan mıyım acaba diye ağlamış. Yani Medine'den dışarı çıkan adam bunu düşünmeli. Yoksa orada kalır, orada ölür.
ve Medine'de ölmenin de bir şeysi var. Değeri var. Resul-i Ekrem'e komşu oluyor. Evet, tabii ille çıkanlar hep şimdi anlatacağız. Hep böyle değil de. Ama bu Ömer İbn Abdülaziz ağlamış. Demiş o şerlilerden olmayayım diye. Evet, bu Resul-i Ekrem zamanında hastır diyorlar. Bir de ahir zamanda olacaktır diyorlar. İşte Deccal zamanında. Her zamanda olabilir de diyorlar. Her zamanda olabilir diyorlar. Oradaki sahabilerden ayrılmamak, onlardan dışarı çıkmamak. Sahabilerden sonra yerine kalanlar işte bugüne kadar ister ilim, ister cihat, ister sınır boylarında nöbet tutmak, bunun benzer. Dikkat diyor, acaba onlardan mıyım diye Medine'den ayrılırken bunu düşünmeli Medine'den çıkan insanlar. Şimdi bu hadis-i şerif Medinelilerin güzel insan olduğunun delaleti diyor, gösteriyor. Kötüler çıkarır atar dediğine göre kalanlar iyi insanlardır. Bundan dolayı İmam Malik Medineliler ne yapsa benim delilimdir der. Medinelilerin örfü adeti delildir der. Efendimizin bu hadisinden dolayı iyi insanlar kötülük yapmaz. Kötülük yapmayacağını delil diyor. Bak kötüler çıkarır atar diyor. Kalanlar iyi dediğine göre iyi yaparlar, iyi söylerler, iyi örf adetleri vardır. Medinelilerin örf adetleri, sözleri, deyimleri delildir dinde diyor İmam Malik Hazretleri. İmam Şafii de buna katılır. O kadar kesin olmamakla beraber evet ona katılır. Evet. Medinelilerin ittifakla aldığı kararlar dinde delildir. Çünkü orada kötü adam kalmadığına göre hep iyiler karar vermiştir. Hatadan salimdir diye bu hadise dayanıyorlar. Evet. Medine kendisi bizzat iyidir. İçinde kötü adamlar da olabilir. Evet, Medine çıkarır doğru da demek çıkarınca kadar da kötü adam var. İmam Şafii de böyle söylüyor. Medine'nin kendisi güzeldir ama orada bulunanların hepsi %100 diyemeyiz. Çıkarıncaya kadar iyi adamlar var diye orada o da öyle açıklamalarda bulunmuş. Evet, Medine peygamber şehri, böyle güzel bir yer. Oraya selleme hüsselam girilmez. Peygamber'e komşu. Orada dikkatli davranmak lazım. Her bastığın yer, Resulullah'ın bastığı yer olabilir diye hep uyanık olmak lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereketinden istifade etmek lazım. Hadis-i şerifi Ahmed ibn Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Bizlere de Medine'yi ziyaret etmek, Resul-i Ekrem'i ziyaret etmek güzelliğine ulaşan bahtiyarlardan eylesin. Çünkü benim vefatımdan sonra beni ziyaret eden beni sağlığımda ziyaret etmiş gibi olur. Beni ziyarete de şefaatim vacip olur diye hadis-i şerifler var. Hacca gider de beni ziyaret etmezse bana eziyet etmiş olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan dolayı haccın farzı 3. Niyet, ihram 1. Arafat'ta vakfe, Arafa günü öğleden sonra dua etmek 2. Bir de Kabe-i Muazzama'yı bayramın birinci gününden itibaren ziyaret etmek. 3 farzı var. Medine'yi ziyaret haccın farzlarından değil. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis olduğu için Türkiye'den gidenler her halükarda ya gitmeden ya gittikten sonra. Hadis-i şerif haccı ziyaret eder de hac yapar da beni ziyaret etmezse buyurduğuna göre Efendimiz haçtan sonra ziyaret edilecek. Öyle anlaşılıyor ifadeden. Önce Allah'a görevimizi yapacağız, sonra onun Resulüne görevimizi yapacağız. Ama bazı adamlar da, alimler de güzel açıklamalar da yapıyorlar. Diyorlar ki, Allah'a kavuşabilmek için Allah'a giden yolu peygamberden öğreniyoruz. Önce peygamber ziyaret edelim, ondan destur alalım, Kabe'ye öyle gidelim. O da güzel. Onun için yani giderken önce de gitseniz mutlaka Medine'yi ziyaret edin hacca. Ömreden veya haçtan sonra o da olsa Medine'yi ziyaret edin.
böyle güzelliği var. Evet, Peygamberimiz buyuruyor. İnne ve buistüm. Ey müminler, siz gönderildiniz hepimize şimdi. Eyyuhel müminun. Kıyamete kadar müminlere, ümmeti icabete, Müslümanlara hitap ediyor. Ey müminler, siz kolaylaştırılacak kolaylaştırıcılar olarak gönderildiniz. Velem tüb'asü muassirine, güçleştirici, zorlaştırıcı olarak gönderilmediniz. Kolaylık ne demek? İnsanın nefsine zor gelmeyen, insanın bedenine ağır gelmeyen şey. İnsanın bedenine, nefsine ağır gelen şey, zor gelen şey, onu üzen şey de zordur. Ey Müslümanlar, siz zorlaştırıcı değil, kolaylaştırıcısınız. Bunun için gönderildiniz. Halbuki gönderilen peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderilmiş. Bize de gönderildiniz diyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların niteliği, alameti farikası. İşte önümde bir mikrofon var. Bu mikrofonun hemen orada markası var. Evet, her şeyin bir markası var. Nereye ait olduğunu bildiren. Ümmeti Muhammed'in, yani icabet ümmetinin, biz Müslümanların markası. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. İyiliği emreder, kötülüğü yasaklarsınız. Markamız bu. Bir Müslüman, ben Allah'a inandım, peygambere inandım, Allah'ın emirlerini yapıyorum, peygamberin sünnetlerine uyuyorum, İşim iş, işim bitti diyemez. Kendi selamete erdiği gibi diğer insanların da bu güzelliğe ulaşması için ömrü billah çalışır. Çalışmak zorundadır çünkü markamız bu. Biz böyle yaparsak aynı zaman ümmeti Muhammed'inden oluruz. Markamız bu. Buna uymazsak bizi ondan saymazlar. Onun için ben bir başım var, hoş işim var. Yok, öyle yok. Kendimiz güzelliği yapacağız, Kur'an'a uyacağız, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine uyacağız, selamete ereceğiz, mutluluğa ereceğiz, zevkten dört köşe olacağız. Öyle hanımımıza, çocuklarımıza, yakın akrabamıza, komşumuza, yakın köylümüze, kentlimize, sonra uzak köylümüze, kentlimize, sonra tüm insanlara bu güzelliği imkanımız ölçüsünde, kudretimiz ölçüsünde, yapabildiğimiz ölçüde aktaracağız. Aktaracağız. Ben sizi burada duyuruyorum. Peygamberin sünnetlerini. Eve gidince hanımın buraya gelmedi. Hanım, peygamber böyle söylemiş. Haberin olsun. Oğlum, kızım, peygamberin böyle sözü varmış. Ben öğrendim, duydum. Bunu yapasın. O da arkadaşına söyleyecek. Okul arkadaşına, komşusuna, başka arkadaşlarına, yani başka insanlara Müslümanın güzelliklerini öğretmek bizim görevimiz, bu markamız. Bu peygamberin göreviydi. Biz onun yerine naip. Evet, Kur'an-ı Kerim'de de bu emri maruf yapanlar Allah adına iş görüyorlar. Din Allah'ın dini. Peygamber Allah'ın elçisi. Onun adına iş görüyor. Biz de peygamberin yaptığını yaparsak, evet, Allah adına iş görürüz. Allah yardımcı istemez, her şeye kadirdir. Ama onun dinini yaymak için, hükümlerini yaymak için, insanlara bunları öğretmek için çaba sarf ettik mi? Künü ensarallahi. Allah'ın yardımcıları olunuz. Sanki Allah'a yardım etmiş gibi kabul ediyor Allah. Dinde emri maruf, nehi anil münker yapanları yardımcı kabul ediyor. Ensarullah, Allah'ın yardımcıları. Böyle olunuz, böyle olunuz buyuruyor. İşte bunu yaparken, mesela adam namaz yok, abdest yok, beş vakit hiçbir şey yok, sigara içiyor haram, içki içiyor haram, kumar oynuyor haram, zina ediyor haram, ama
camiye geliyor, bayram namaza gelmiş. Yani Müslüman. Müslüman, camiye gelen adam gavur diyemeyiz, Müslüman. Ha, dikiş tutuyor. Önce diyeceksin ki yahu, bir bayram değil arkadaş ya, cuması da var bunun. Haftada bir cuma kıldırmaya. Kolaydan zora doğru. Önce kolaydan bak, kolaylaştırınız diyor. Bana bak ya, sen ne biçim Müslümansın ya? Ramazan orucu var, haç var, zekat var, günde 5 vakit namaz var falan. Dur, adam daha orada değil. Önce o bayramcıyı cumaya alıştıracaksın. Tabii sadece o adama değil, hanımın namaz kılmıyor, kızın namaz kılmıyor. Bir sabah namazına başla bakalım. Birdenbire 5 vakti daha alışamaz, zor gelir. Kavga çıkar. Basitten zora doğru, kolaydan zora doğru. Cuma'yı alıştırdın mı? İşte sabah namazı. Sabah bir de yatsı da kıl ya arkadaş. 2. Sonra öğlen, ikindi falan. Yavaş yavaş. Evet, bu din adamların görevi de böyledir. Siz de ailenizin hocasısınız ve diğer Müslümanlara karşı dini yayma konusunda aynı görevlisiniz. Basitten zora doğru diyor. Zorlaştırıcı olmayın. Tepesinden başlamayın. Kur'an da bunun örneğidir. İlk Mekki mükerremede, ilk inen ayetlerde namaz kılın yok. Oruç tutun yok. Cihat edin yok. Bunlar yok. Sadece Allah bir deyin, putları bırakın. Önce oradan başladı. İman yerleşince namaz kılın oldu. Medine'de. Sonra oruç tutun oldu. Sonra hacca gidin oldu. Zekat verin oldu. Cihad edin oldu. Evet. İlk öndüğü anda puta taparları ondan ayırdı. İşkişme devam ediyor. Adetleri fıçıyla şarap içiyorlar. Sadece putları bırakın dedi Allah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyin dedi. Ondan sonra daha içkiye dokunmadı. İçki alıp satıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, neşeleniyorsunuz. Ayet böyle. İyi ama bunun böyle iyi tarafları, hoşunuza giden tarafları olduğu gibi zararları var. İkinci kademe böyle. Dikkat çekiyor şimdi. Kademe kademe. Eğitimde böyle işte. Tedricen eğitim. Ondan sonra zararı faydasından çoktur ha. Üçüncü kademe bu. Evet. Daha sonra içkiyi bırakın. Evet. Son kademede hazırlıyor. Yavaş yavaş içkiyi bırakın. Dördüncü kademede sarhoşken namaza yaklaşmayın var. Demiş ya, namaz güzel bir şey. İçki kötü olduğu için bak sarhoş gitmeyin diyor. Kimisi bırakmış, kimisi yasak diye etmedi ki ya, namazda içmeyiz, başka zaman içeriz demiş. Beşinci kademe içki şeytanın pisliklerinden bir murdar pis şeydir. Derhal vazgeçin. Bakın kademe alıştıra böylece. Aynı eğitim de böyle olacak. Evet, şimdi arkadaşımız Yale Üniversitesi'nde okumuş, tanıştığımız üniversitede, Amerika'da okumuş. O biçim, caminin falan hiç yok. Değilse soyu temizmiş, nasibi varmış. Bizim tanıştıktan sonra güzel Müslüman oldu. Ama o dönemde hanımını öyle almış. Özellikle en asortik olacak diye. Geldi dedi ki, ben hanımım kabul etmiyor dedi. Boşayacağım, dur dedim. Sen kaç yaşında bu hizaya girdin? Yavaş yavaş. Boşamak yok. Yavaş yavaş. Evet, böyle kaç karna kişi. Sonra hacca da götürdü, örtündü, hepsini yaptı. Yavaş yavaş. Birdenbire olmaz. İnsan alıştığı şeyi kolay kolay terk etmez. Efendim onu söylüyor işte. Dinin hükümlerini söylerken, yayarken basitten zora doğru, kademe kademe, insanların kapasitesine göre yapacaksınız, kolaylaştıracaksınız. Dinde böyle bir şey yoktur demeyeceksin canım. O konulardan kapak kaldırmayacaksın. Kolay gelen taraflarından başlayacaksın. Sonra
Evet, sonra hepsiniz öğreteceksiniz. Eğitimde de böyle, okulda da böyle, evde de böyle, toplumda da böyle. Böyle olacak. Evet, tedricen eğitim diyor güzel peygamberimiz. Buna dikkat edeceksiniz. Buna dikkat edeceksiniz. Bu sizin görevli olduğunuz bir husustur. Benim görevli olduğum gibi siz de benim bu emrlerim yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Dikkat ediniz. Beşşiru, müjdeleyiniz. Arkadaş gece kalkıp iki rekat namaz kıldın mı günahların hepsi tamam. Allah be, bir kalksın bir kılsın. Doğru, yalan değil. Hakikaten hiç dünya fikri, dünya o sağ sol aklına gelmeden namaz kıldığında tamamen Allah'ın huzurunda olduğu bilincinde aklına hiç dünya bir şey gelmeden iki rekat namaz kılsa günahların hepsi bitiyor. Yalan değil. Ama bunu yapmak kolay mı? Biz namaza durduk, bu çarşıya, pazara gidiyoruz, tarlaya gidiyoruz. Hanım şunu ısmarladıydı. Evet. Allah affetsin. Zamanla olacak bir şey bu. Evet. Bazen namaza durdun mu, Hazreti Ali'yi hep anlatırız ya. Kocaman ok gelmiş, bacağından bir taraftan girmiş, bir tarafa saplanmış. O zaman uyuşturucu yok ki. Adamı çıkaracaklar, yerini dağlayacaklar, mikrop kapmasın diye ateşte yakıyorlar ki mikroplar ölsün diye. Şimdiki bir şeyle anestezik şeyler yok ki. Nasıl edelim? Orada kalsa da o köl sıcağında mikroplar atacak ve çok çetin hastalıklara sebep olacak. Durun demiş, ben bir namaza durayım. Mübarek bir namazı durmuş, namaz kılıyor. Onlar birinci rekatta oku çıkarmışlar. Kızgın o demiri lemirle dağlamışlar, sarmışlar. Bitirmiş iki rekat namazı. Dedin de başlasanıza demiş. Haberi yok. Biz onu demişler, ya Ali birinci rekatta hallettik demişler. Böyle namaz kılınacak aslında. Hiçbir şey duymayacaksın. Konsantre olacaksın tamamen, hiç duymazsın. Allah bize de böyle namaz kılmayı nasip etsin. Evet efendim, böyle olacak. Evet, ama işte bunları yavaş yavaş, yavaş yavaş bu hedefe, son noktaya varmak için. Evet, kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Şimdi benim söyleyeceğim şu, böyle iki rekat namaz kılan tüm günahlarını kurtuluyor. Günahlardan kurtulunca da nereye gidilir? Cennete gidilir. Beşşiru, müjdeleyin. Müjdeledik. Karşılığı ne olmalı? Müjdelemenin karşılığı korkutmayın. Değil mi? Ama çok dikkat edin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşşiru, müjdeleyin. Böyle korkutmayın demiyor. Böyle tünefiru, kaçırmayın diyor. Ey hoca, herkesi cehenneme sokma. Adamı umutsuzluğa düşürme. Ürkütme, kaçırma. Evet, çok ilginç. Korkutmayın demiyor. Cehennemden bahsedeceğiz. Allah'ın azabından bahsedeceğiz. Sırat köprüsünün ayağı kayıp düşmeden bahsedeceğiz. Mahşer sıkıntısından, kabir azabından bahsedeceğiz. Hesap vermenin ne kadar zor olduğundan bahsedeceğiz. Ama milleti umutsuzluğa düşürüp ne olsa adam olmayacağım, niye uğraşıp duracağım diye kaçırmayacağız. Öyle diyor bak. Öyle tünefiru. Dinden nefret ettirmeyin, ürkütmeyin, kaçırmayın. Cehennemden bahsederken adamı umutsuzluğa düşürüp ne olsa olmayacakmış, niye yatıp yuvarlanayım demesin. Ürkütmeyin, kaçırmayın. Korkutma var ama umutsuzluğa düşürmek yok. O kadar güzel söz. Ve tetavaa ve la tahtelife. Birinizle hırlaşıp durmayın, küs olmayın, kin beslemeyin, dargın durmayın. Tamam abi, peki abi ya, anlaştık ya, ha senin dediğin olsun ya. Böyle birbirinize anlaşır, kaynaşmış vaziyette olun. Yok canım, senin beş para etmez bu fikrin, böyle şey mi olur abi, git la falan. Yok, Müslümanlar bir vücut gibidir.
bir vücudun azaları gibidir. Öyle olmalıdırlar. El, kol, ayak, kulak, göz. Müminler birbirinden böyle eli, kolu, gözü, kulağıdır. Vücudunda, elinde bir yara olduğu zaman her taraf hissediyor. Öyle müminlerle birleşeceğiz ki, yek vücut olacağız ki, bir müminin acısından biz de uyuyamayacağız. Biz de rahatsız olacağız. Aynı kolumuzdaki acı gibi. Güzellik olmuş bizde bir. Herkes maşallah yahu. Hep sevinecekler. Vay be, biz ulaşamadık diye haset etmeyecekler. Öyle olacak Müslümanlar. Öyle olacak. İşte bunlara ulaşın diyor. Birbirinizle ayrılık halinde olmayınız. İhtilafa düşmeyiniz. Birbirinize peki deyiniz. Senin dediğin olsun deyiniz. İddialaşmayınız. Yessira, kolaylaştırınız. Ve la tuassira, zorlaştırmayınız. Ve beşşira, müjdeleyiniz. Ve la tünefira, kaçırmayınız, ürkütmeyiniz. Ne güzel prensipler bunlar. İslam'da eğitim metodu, ailede eğitim metodu. Basitten zora doğru, kolaydan zora doğru, yavaş yavaş, kademe kademe, kademe kademe. İslam'da eğitim şeysi budur, metodu budur. Efendimiz bize onları hatırlatıyor. Tirmizi, Nesai, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Evet, şimdi bu hadisi ne zaman söylemiş? Medine-i Münevvere'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlığı namazlarının arkasından, önünden böyle aynı bizim size bu bahsettiğimiz gibi kendisi anlatıyor. Sorular soruyorlar. Böyle sohbet sırasında o zaman böyle halılar yok. Altından ısıtmalı falan, kalori falan yok arkadaş. Kum. Mescid-i Nebevi'nin tabanı kum. Duvarları kerpiç. Üstleri hurma dallarından çamur konmuş. Yağmur yağdı mı akıyor. Öyle. Otururlarken çölden bir adam gelmiş. Çöl. Görgüsüz adam. Tahsili yok. Bilgisi yok. Kumuyor mescit. Peygamberi dinlemeye gelmiş. Gelmiş. Çişi varmış. Hemen ötekileri arkasını dönmüş. Caminin içine salıvermiş. Şar şar şar. Koşmuşlar hemen. Dişlerini gıcırdatmışlar. Camiye işenir mi ya? Demiş peygamber, durun demiş. Durun. Adam demiş, nasıl kessin ya? Durun, çekilin bakayım. Tabii çekilmişler. Adam bunları görmüş ama böyle dişini gıcırdatıp dövmeye gelenleri görmüş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de böyle durun, ellemeyin adamı dediğini de duymuş. İşin bittikten gel bakalım evladım demiş. Gülerek. Demiş, burası cami, buraya işenmez. Burada namaz kılınır, Kur'an okunur, dua edilir. Estağfurullah denir, Allah denir burada. Evladım demiş, o iş dışarıda. İyi ki sen varsın, ne güzel adamsın ya demiş. Ötekiler beni döveceklerdi demiş, sen olmasan. O zaman söylemiş, adam bilmiyor, kolaylaştırın. Camide dövüyorlar diye bir daha camiye gelmez adam ya. Bak. Isındırmış, sen ne güzel adamsın ya demiş. Ben bilmiyordum demiş bu işi. Aha böyle işte. Evet, ürkütmeden, kaçırmadan Osman söylemiş bu hadisi. Zülhüveysa, Yemenli bir Zülhüveysa bir adammış. Bir de Akra bin Habis denen bir adammış. Bu Akra bin Habis, işte çöl adamı, sert tabiatlı bir adam. Bizde de öyle adamlar vardır. Haç'ta da onun hikayesi var. Allah ondan razı olsun. Bize hüküm öğrenmeye sebep oldular. Camiye işlenmezmiş. Bak o adamdan öğrendik. Evet, bu Akra bin Habis veda haccında ya eyyühen nas huccu, ey insanlar, ey müminler hac ediniz. Birkaç kere söylüyor. Ondan sonra bitirmiş konuşmasını. O veda haccı, işte Birleşmiş Milletler insan hakları filan diyorlar ya, onun hepsi orada var. O Akra bin Habis yanlış demiş, ya Resulallah,
Mekke'ye gelin, Kabe'ye hac edin dedin. Her sene mi demedin? Her sene mi geleceğiz? Ömürde bir defa mı geleceğiz? Söylemedin. Peygamberimiz yüzünü eksiltmiş, dönmüş arkasını. Adam duymadı herhalde demiş. Bu Akra bin Habis. Demiş ya Resulallah hac edin dedin ama her sene mi açıklamadın? Yine dönmüş. Yine önüne geçmiş. Sus be adam demiş. Her sene desem her sene hac farz olacak. Sen de gelemeyeceksin. Farzı yerine getirmeyince de cehenneme gideceksin. Dersin ki Resulullah söylemedi. Ben de yılda bir de ömürde bir defa anladım. Yükü bana atarsın demiş. Niye kurcalayıp duruyorsun işi? O Akra bin Habis radıyallahu anh. Sahabiler sayesinde bu hükümleri öğreniyoruz. Onlar deneme tahtası. Yani adamlar kaba sabaymış demeyeceksiniz. En büyük alim, en büyük evliya onların ayak tozu olamaz. Çünkü bizzat kaynağından aldılar, peygamberin elini öptüler be. Peygamber onlara baktı yahu. Bize de bir saniye baksa adam oluruz biz. Bir saniye baksa adam oluruz. Onlar dizinin dibinden ayrılmadılar. Onun için onları küçük görmeyeceğiz. Bizim hükümlerimizi açıklanmasına vesile oldular. Allah onlardan razı olsun. İnneme yekfi ahadaküm mâ kâne fid dünyâ mislu zâdir râkibi. Evet. Bu da dünyaya geldik. Ne için? İmtihan için. Geldik, doğduk, çocukluk, temyiz çağı, sabavet dönemi, temyiz çağı, ondan sonra gençlik dönemi, ondan sonra olgunluk dönemi, derken ihtiyarlık dönemi ve kabir dönemi. Sonra mahşer, sonra mahkeme, sonra ya cennet ya cehennem. Allah bütün müminleri cennetine soksun inşallah. Böyle bir Allah'ın takdiri böyle. Herkes böyle doğuyor, belli süre sonra yaşadıktan sonra ölüyor. Şimdi dünya gelip geçici yer. Dünya fani, dünyadakiler de fani. Kur'an'da var. Küllü men aleyha fân. Ve yapka ve çurabke zül celal vel ikram. Rahman suresi. Çok var. Dünya fani, Allah baki. Kabir taşına ne yazıyorlar? Hüvel baki. Allah bakidir. Bu da bir insan olarak faniydi, göçtü. Sana hatırlatıyor, sen de böyle olacaksın diye. Ama biz onu hiç okumuyoruz, huvel baki. Evet, dünya gelip geçici. Öyleyse dünyanın gelip geçiciliğini bilmeliyiz. Bir, dünya imtihan yeridir. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Aynen Kur'an'da böyle. Hanginiz yaratılışına uygun, insanlığa uygun, güzel iş yapacak? Denemek için, imtihan için sizi gönderdim. Her şeyden hesaba sorulacaksınız, hesaba çekileceksiniz. İmtihan için gelmişiz. Nefsi emmaremiz var. Kur'an'a göre, Kur'an-ı Kerim'e göre innen nefse de emmaretun bissü. Bu nefsi emmare kötülüğü emreder. Başya ya, kızlarla keyf çat. Şarap iç, kumar oyna, beleşten kazan, rüşvet ye, kaçakçılık yap, uğraşıp duracağına bir tane esrar sattın mı köşeyi dönensin. Nefis bunu söyler. Evet, akılla der ki, yapma, sen insansın. Bu dünya geçici, bu dünyanın arkasında bir ahiret var. Dünyada olanlardan hesap vereceksin. Sakın yapma ha. İşte insan bu ikisi arasında mücadele. Dünya hayatı böyle. Bu Allah'ın insanlığı, insanları sevmesinden böyle olmuş. Meleklerde bu yok. Melekler hiç günah işleme imkanları yok. Onlarda nefsi emmare yok. Hep secde ediyorlar kimisi. Kimisi sadece rükû ediyorlar. Kimisi sadece şu. Kötülük yapma imkanları yok, hiç değişmeler yok, rütbe almaları yok. Ama biz
Nefsi emmaremiz var, aklımız var, ruhumuz var, Kur'an'ımız var, Muhammed Mustafa'mız var. Bunlara bakarak Allah'ın dediğini tutarsak, bu mücadeleyi, imtihanı kazanırsak terfi ediyoruz. Yunus Emre oluyoruz. Dünyayı peşimize takıyoruz. Mevlana oluyoruz. Dünyayı peşine takıyor adam hala da. 700 sene evvel ölmüş. Dünyanın her tarafına adam geliyor. Sen öldüğün zaman kim geliyor lan senin kabrini kim soruyor? Niye geliyor adam? Aa, büyüklüğünden. O kadar güzel fikirleri var. O kadar insanlığa güzel nasihatleri var. Hayran oluyor adam. Aa, işte böyle mücadeleyi kazanırsanız ölmezsiniz. Mevlana olursunuz. Yunus olursunuz. Bu mücadeleyi kazana. Onun için kazandınız mı diploma alıyorsunuz, rütbe alıyorsunuz. Allah da bundan dolayı bizi sevmiş, bu imtihanı vermiş. Evet, şimdi dünya geçici dedik ama geçici de olsa Allah bizim mide yaratmış, ağız vermiş, çene yaratmış, bağırsakları hazmettiriyoruz. Onu yemesek ayağa kalkamıyoruz. Açlık olanlar elini kaldıramıyor. Öyle bir düzen yapmış, yiyeceğiz. E yiyeceğin hep bedava mı? Ben şimdi kitap okuyorum, bunu yapmasını bilmiyorum. Bunu yapmasını bilmiyorum. E sen bunu yapmasını biliyorsun, sen bunu bilmiyorsun. İnsanlar da böyle. Birbirimize bir şey alışverişini bulmak için para lazım. Bunu almak için para ödüyoruz. Bunu almak için para ödüyoruz. Evet. İşte bunun için kazanacağız. Ayağa kalkabilmek için yiyeceğiz. Külü ve şrabu. Yiyin, için. Allah'ın sınırlarında yiyeceğiz, içeceğiz. Mal edineceğiz. Mal edilmezsek bu camiyi nasıl yapacak kanuni? Bu camiyi hadi yap bakalım ya. Bir devlet zor yapar ya bunu. Evet, adam bunu yaptırmış. Allah ona rahmet eylesin. Bak biz de onun sayesinde burada ne güzel hadis öğreniyoruz. Hadis okuyoruz. Parayla oluyor bu işler. Hacca gidin diyor Allah. Mekke'de olsak eyvallah. Yaya gider geliriz 5 kuruş harcamadan ama İstanbul'dan hacca gitmek için uçak para, otel para, büdük para, lokanta para, para lazım. Ha, dünyalık lazım. Allah diyor ki avretlerinizi aşmayınız. Avretimi örtmek için kumaş lazım, para lazım. Para lazım, mal lazım, yemek içmek lazım. Ama diyor ki dünya geçici. İnnemâ yekfî ahadeküm mâ kâne fiddünyâ misle zâdir râkibi. Şimdi yolculuk yapıyorsunuz. Eskiden bu atla oluyordu, deveyle oluyordu değil mi? Şimdi arabayla oluyor. İstanbul'dan Van'a gidiyorsunuz. Evet, giderken arabada olsa karnın acıkıyor lokantada. Para lazım. Araba benzin yakıyor, benzine para lazım. Vesaire. Otele kazan, otel parası lazım. Ha, dünya böyle gelip geçici. Yolcusunuz. Doğdunuz, büyüyeceksiniz. Sonra ihtiyarlayıp yok olacaksın. Gelip geçeceksiniz. Buradan girip buradan çıkacaksınız. Böyle binitle bir yerden bir yere giden yolcu gibidir. Ona ne kadar şey lazım? Benzin parası, otel parası. Siz de diyor kendinizi böyle görün, size lazım olacak kadar dünyalık kazanın diyor. Hiç bunu aklına getirmemiş. Türkiye'nin bir numaralı zengini ben olacağım. Dünyanın en büyük zenginleri arasında sayılacağım. Sonra ne olacak? Kefene sarılacaksın. Cebinde meteli olmayan da o beyaz kefene sarılıyor, gidiyor. Türkiye'nin en büyük zengini de o kefenin içinde gidiyor. Paralar nerede kalıyor? Arkada kalıyor. Bunu diyor, düşünün diyor. Aklınızdan çıkarmayın. Ebedi alemi düşünün. Dünyada size lazım olan, el açmak da haram, caiz değil. Dilenmek haram, hırsızlık haram. Alnın teriyle kazanacaksın. Ha, bu kadar bunları ölçülü kazanın, yetecek kadar kazanın. Dünyaya tapmayın.
yetecek olanlarına mecburi olarak size lazım olanlarını sağlayacak işler yapın. Dünyaya tapmayın. Dünyaya tapmayın. Hırs insanın aklını örterse ne haram dinler ne helal dinler. Her yola insanı sokar hırs. Bakam hırsı böyledir. Para hırsı böyledir. Yani hırs böyle. Ha siz buna göre dengeli yaşayın. Yolcunun kendini lazım olacak kadar para, yiyecek, içecek neyse dünyada kalacağınız kadar, ihtiyacınız kadar dünyalığı kazanınız. Ana hedefiniz ebedi alem olması lazım. Yiyemek, içmek, giymek, kuşanmak, soğuktan sıcaktan korunmak için barınak yapmak, elbise giymek. Evet. Yani dünyaya topmayın. Şimdi demek ki dünyalık insanı Allah'tan alıkoyan, ahireti unutturan şeydir İslam'a göre. Onun için peygamberimiz öyle buyurmuş. Küllüme elhâke ammevlâke ve huve dünyâke. Seni diyor dünya Allah'ından alıkoyan şey elhâke. Küllüme elhâke. Evet, seni dünyadan ahiretten alıkoyan şey dünyadır. Adam çok zengin. Para mı yeter buna yahu? Evet, ama cami yaptırmış. Cami yaptırmış. Biz burada onun için çalışıyoruz. Bizden eksiltmiyorlar ama durmadan kazanıyor. Kazanmışsın, hayır yollarına veriyorsun. Hastane yaptırmışsın, üniversite okul yaptırmışsın, gençleri yetiştirmişsin. İmkanın var. Böyle hayırları sarf etmek için. Olursa dünyalık değil o. Ahiretlik oluyor o zaman. Hazreti Osman da zengindi. Cennetliklerdendir. Bak orada adı yazıyor bakın. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Daha orada isimleri var. Cennetlikle müjdelenenler bütün camilerde var. O kadar zengin olmasına rağmen peygamber diyor ki dünyada kalacağınız kadar, ihtiyacınız kadar. Bu çok zengin. Buna rağmen cennetlik övmüş Allah. Kur'an'da da övüyor. Ha bu dünyalık değil. Hayır yollarına sarf ederseniz, Allah'ı unutmazsanız, cimrileşmezseniz, dünyaya tapmazsanız o dünyalık değil. Allah'ı unutturan şey dünyadır. Bunu unutmayın. Unutmayın. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu prensibini hiçbir zaman unutmamamız lazım. Dünyada terk etmememiz lazım. Müslümanlık orta yoldur. Rabbena atina fid dünya hasene. Allah'ım dünyada hasene, yani mutluluk ver. Kimseye el açtırma. Güzel yiyeyim, içeyim. Güzel giyineyim. Güzel hanımım olsun. Güzel çocuklarım olsun. Güzel arabam olsun. Güzel evim olsun. Hasenen için hep bunlar var. Ve fil ahirete hasene. Ahiretinde böyle olsun ya Rabbi. İslam budur. Ama görüyorsunuz işte Trabzon'da Sumele var. Dağın tepesine çıkmış herif. Kayanın kovuğuna girmiş. Kebap yememiş. Baklava yememiş. Evlenmemiş. Çoluk sahibi olmamış. Müslümanlıkta bu yok. Allah'ın nimetlerinin hepsini Allah'ın gösterdiği çizgiler dahilinde yiyeceğiz. Besmele çekeceğiz. Şükür diyeceğiz, Allah'ı unutmayacağız. Ahireti hiç unutmadan dengeli yaşayacağız. İslam bu. Peygamber de bunu işte bize dikkati çekiyor. Dünyaya topmayın, dünyada kalacağınız kadar görün. Ahiret için çalışın. Yani zenginleşseniz bile o zenginliği ahirete basamak yapın. Hazreti Osman derecesine fakir adam ulaşabilir mi? Ne kadar zengin. Orduyu donatmış. Son Tebük seferinde 30 bin askerin devlette para yok. Peygamberimiz geldim ya Resulallah, cihada çağırdın,
Hazırım ya Resulallah. Cizmes, ayağında ayakkabısı yok. Atacak oku yok, kılıcı yok. Neyle savaşacak bu adam? Binecek atı yok. Giyecek elbisesi yok. Ta 750-800 kilometre çölden gidecek. Yiyeceği yok. Peygamberimiz geliyor. Hazırım ya Resulallah. Para yok devletin kasasında. Sarı sarı bakınıyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman zengin adam. 1000 altın göndermiş. Şöyle yığıvermiş önüne. Peygamberimiz çocuklar gibi sevinmiş. Şöyle kaldırmış. Gafarallahu leke ya Osman. Ma esrarte ve ma alent. Ma akharte. Ya Osman, gizli açık, önceden sonradan ne yaptıysan şu hayrın hepsine bedel diye böyle kaldırıp böyle savururmuş altınları. Orduya harcamış, şu kadar at vermiş, şu kadar deve vermiş, şu kadar ok yayalı vermiş, elbise olmayan elbiseli vermiş bu altından başka. Aha bu dünyalık değil, bu dünyalık değil. Hem zengin hem de ahiretlik bu işte. Dünya tapmamış. İşte biz de böyle olmamız lazım. Zenginliği insanların hayrına, ebedi alemde bize yararlı olacak şeylere harcamak üzere, kullanmak üzere isteyeceğiz. En büyük benim. Yok, en büyük Allah. Sen öyle hiç gururlanma malından, mülkünden dolayı. Bu maksatlarla dünyayı isteyeceksin. O zaman ahiret olacak. Bunu ikaz ediyor güzel peygamberimiz. Evet, Tabarani, Bavverdi, Beyhaki, Habbab bin Eret radıyallahu anh'tan nakletmişler. Sahih raviler nakletmiş. Hareştü min nikahin ve lem uhraç min sifahin. Evet. Min ledün Adem lem yusibni min sifahi ehlil cahiliye şey asla lem uhraç illa min tuhra sadaka Resulullah. Şimdi cahiliye Arapları çok rezil adamlar. Zina kavramı diye bir şey yok. Şapkan götürüyorsun bir kadının evine asıyorsun. O kadın o gece senin. Zina değil. Ertesi gün bir başkası geliyor, erken şapkasını asmış. Yani şapka dediğim bir alamet. Bu sefer kadın onun. Kimse o kadını da kınamıyor, adam da kınamıyor. Nikah diye bir şey yok. Böyle. Onlar niye alamet asıyorlar? Kavga etmeyelim diye. Hayvanla kavga ediyor, birbirini süsüyorlar, büşürüyorlar ya. Yani kavga olmasın diye. Zina kavramı diye bir şey yok. Köpeklerle yatıyorlar, köpeklerle kalkıyorlar. Aynı kaptan köpeğiyle yemek yiyor. Köpeğiyle birleşen, cinsel ilişki kuran kadınlar var. Öyle bir cahili Arapları. Avrupa'da da var şimdi ya, köpeklerle iş yapan çocuk yapmıyor. Köpeklerle her türlü haltı karıştırıyor. Evet, öyle bir toplumda Peygamberimiz ve ailesi de o toplumun içinde. Beni diyor onlardan saymayın. Ben Adem'den beri zina mahsulü değilim. Nikah mahsulüyüm. Benim sülalemde, soyumda fuhuş yok. Nikahsızlık yok. Adem'den beri böyleyim. Ben temiz geldim. Temiz gidiyorum. Bunu da yalnız kendi söylüyor da biz inanacağız tabii. Peygamberimiz. Şimdi hep söylerim ben. Dünyada en çok bilinen insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Doğuda batıda dinsizi imansızı en çok Peygamberimiz okuyorlar. Nasıl adam diye. Herkes çok biliyor. Hala öyle. Her sene öyle. 1000 numara en çok okunan bilinen adam Muhammed Mustafa. Voltaire var. Fransız filozofu. Bu adam ömrü billah kilisiyle uğraşmış. Dinsiz yani. Halbuki koyu Hristiyan bir ailenin çocuğu Voltaire. Kiliseye götürüyorlar. Kilisede işte ben de gittim gördüm yani neler söylüyorlar diye. İncil okumamın yanında gittim aralarına girdim.
İşte hep böyle güzellikler söylüyor söylüyor. Bir de günah çıkarma yerleri var. Kimsenin giremediği karanlık oda. Elin kızını karısını alıyor papaz, günahını çıkarıyor. Nasıl çıkarıyor bilmiyorum gari tabii. Voltaire bunu biliyor tabii. Şimdi papazın kürsüden söylediği sözleri duyuyor. Çok zeki, filozof adam. Fakat bakıyor ki o karanlık oda papaz film çeviriyor. Görmüş, anlamış. Onun için demiş, din buysa demiş, ben dinsizim demiş. Ailesini falan karşı koymuş. Kiliseyle mücadele etmiş. Aynı bugün olduğu gibi o zamanki papazlar da biz papaz diyoruz, onlar rahip diyor. Rahipler de peder diyorlar. Evet, rahipler de Muhammed zamparaydı. Bir karı yetmedi. Bak küçük oda karaldı. Muhammed teröristti falan filan diyorlar ya şimdi. Diyor ki Diksiyoner Filozofik İstanbul Üniversitesi kütüphanesinde var. Fransa bilenler okuyabilir. Muhammed maddesinde. Ömrü billah kiliseyle uğraşan Voltaire'ın cümlesi bu. Sizi öğrenmiş peygamberimizi incelemiş. Sizin ne mal olduğunu biliyorum demiş. Sizin sözünü kabul etmem. Hocam nereden bilecek? Peygamberimizin nuru ilk yaratılmış. Kainat ondan yaratılmış. Adem Aleyhisselam'ın alnında Muhammed Mustafa'nın nuru var. Oradan nesil gele temizim diyor. Bak şey yok bende diyor. En son Abdullah, babası Abdullah'a gelmiş. Onur olduğu için Abdullah, peygamberimizin babası Abdullah çok güzelmiş. Arap kızları da dedim ya, bu kadar fuhuş var, bu kadar yasak yok. Ne aşk şiirleri döktürmüşler. Bir saat benimle yatsan filan diye. Araplar şiir söylemekte çok usta. Bu şiirleri de UNESCO tercüme etti. Çok muazzam şiirler. Usulüne uygun belli şiirler diye Fransızcaya, İngilizceye tercüme etti UNESCO. Şimdiki Birleşmiş Milletler Kültür Teşkilatı UNESCO. İşte oradan Fransızcadan araştırmış. Diyor ki o Diksiyoner Filozofik kitabında Muhammed maddesinde, sizi gidi kara sakallı yobaz müfteri papazlar sizi. Ben Muhammed'in hayatını iyi inceledim. Hayatında bilinmeyen hiçbir nokta yok. Hakikaten halen öyle. Herkes her şeyi biliyor. Hayatında bilinmeyen hiç karanlık nokta yok. Hepsi biliniyor. Tuvalette nasıl yelledi, nasıl çişin etti. Bunlara varınca kadar hiçbir nokta yok. Hepsi biliniyor. Ve Muhammed'in hayatında hiçbir kara leke yok diyor. Bunu bir dinsiz filozof söylüyor. Ben tabii inanacağım. Peygamberim o benim. Bunu söyleyeceğim ama dinsiz bir adam hayatında hiçbir leke yok diyor. Kitabı okuyabilirsiniz. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki benim soyumda fuhuş yok, zina yok. Ben nikah mahsulüyüm. Hep temiz soydanım. Öyle geldim. Amine anamız halimle kalınca ne şiirler döktürmüşler. Ne kadar güzel karısın, kızsın diye. Elimizde müşrikken peygamberimiz doğunca o güzellik dünyaya gelmiş. Allah onu bize dünyada nasip etmedi ama ahirette nasip etsin inşallah. İnşallah. Cennete girersek göreceğiz inşallah. Onu gördüğümüz gibi buna biz ehil olduğumuz zaman Allah'ı da göreceğiz. İnşallah. Allah şekle sığmaz, mekana sığmaz. Tamam. Oraya gidince konuşuruz. İnşallah. Allah nasip etsin. Amin. Evet efendim, öyle diyor güzel peygamberimiz. Ben cahiliye pisliklerinden korunmuşum. Hiç soyumda pislik yok, fuhuş yok. Lem yusibni min sifa ehlil cahiliye şey. Hiçbir şey cahiliye o pisliklerinden bana bulaşmamıştır. Öyle diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali'den nakledilmiş hadis-i şerif
Ricaluhu sikat. Nakledenler güvenilir, sahih kişilerdir. Hadis sahihtir. Evet. Evet. İnnemâ zâlike Cibrilu mâ ra'aytu fi's-sûreti'l-letî hulika fîhâ. Gayrıha teynil merrateyni ra'aytu münhebitan saatten izamın halkihi ma beyne semai vel ard. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz batılla öyle diyor. Müsteşrikler çok akıllı, çok dürüst, çok çalışkan, prensip sahibi. Ama peygamber diyemiyorlar. Peygamberimiz dürüst tabii. Tabii çalışkan tabii. Prensip tabii tabii. Ama Muhammed Mustafa sadece dürüst bir insan değil. Peygamber. Peygamber. Peygamber dese zaten Müslüman olacak. Onun dürüstlüğünü hep bak bu Walter bile tasdik ediyor. Temiz adam diyor. Evet elhamdülillah biz onun peygamber olduğunu inanıyoruz. Mucizeleri var. Senin benim yapamadığımızı yapıyor. Evet 30 bin ordu çölden ben arabayla geçtim. Kliması var arabanın. Yoruldum ya gide gide tükenmiyor Tebük seferinde. Eyyam buhurda en ağır sıcak mevsimde 30 bin asker yürütmüş ta oraya Tebük seferinde. Arabayla gide gide o sandım bitmiyor çöl. Klimalı otobüs işte arabayla o çölden gitti. Orada senin gibi akarsu yok arkadaş. O çölden gitti. Demişler ya Resulallah. Ya Resulallah. Asker telef oluyor. Su yok. Bismillah demiş şöyle. 30 bin asker parmaklarından akan sudan matralarını doldurmuşlar. İçmişler. Yıkanacak suyu almışlar. Atlarını sulayacak suyu almışlar. Arkadaş. Biz buna inanıyoruz. Evet. Biz buna inanıyoruz. Şimdi Mekke'nin fethine geliyorlar. Ben de gittim gördüm. Gidip görebilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizelerini görebilirsiniz. Mekke'ye 90 kilometrede Usfan var. Kaza şimdi. 10 bin kişilik İslam ordusu gelmiş oraya bir tepelerin arası vadiye konmuş. Yaya gidiyorlar arkadaş çölde. Yaya gidiyorlar o sıcakta. Herkesin atı yok. Evet. Konaklanmışlar. Su var. Su acı. Su acı olur mu değil mi? Acı olur. İçilmez. Böyle sular yok mu? Su acı. 5 tane kuyu var. 5'i de acı. Demişler ya Resulallah. Biz kuyu vadiye duyduk, indik ama sula içilmiyor, acı. Evet. Medine'de Bir Ali, Abar Ali diyorlar. Bir Ali, Hazreti Ali'nin kuyusu var. Ondan içmişler Medineliler. Kabe-i Muazzama'nın müezzini Muhammed Ramul benim dostumdu. Allah rahmet eylesin, öldü şimdi. Götürdü beni. Şeyh Mustafa iç dedi. Bir aldım tövbe ya Rabbi. Tükürmeye de değmedi. İçemedim su acı yahu. Onu içmiş Medineliler, sahabiler. Ben içemedim. İstanbul'un suyu nerede arkadaş? Bir de bu Usfan'daki su iyice zehir gibi su. Onu da içememişler bak. Benim içemediğim suyu içmişler yıllarca. Oradaki su iyice acı. Demişler ya Resulallah asker susuzluktan kırılacak. Su acı yahu demiş. Ya Resulallah acı demişler. Beni bir götürün bakayım. Götürmüşler. Bismillah demiş. İçmiş. Çekmişler kuyudan suyu. Neresi acı bunun demiş. İçin bakayım. Bakmışlar hiç acı değil. Vallahi ben de içtim. Muazzam su. Diğer 4 kuyu zehir gibi acı. Ama Resulullah'ın içtiği su mucize değil mi bu arkadaş? O hala tatlı su. Gidip içebilirsiniz. Bu mucize halen devam ediyor. Mekke'den Medine'ye geliyor 90. kilometrede Usfan var.
girin oraya sapın, bahçelerin arasında bu kuyu halen muazzam tatlısı. Öbür kuyulara fidanın altına salıveriyorlar, kuruduyor fidanı. Nasıl suysa ötekiler. Efendimiz içince tatlısı olmuş. Keza Arafat'tan sonra sizi sokmazlar da özel izin almak lazım. Taif'e giderken Batn-ı Nahle var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlere de Kur'an'ı tebliğ etti. İnsi cin peygamberi, Rasulü Sakaleyn. Bu öteki peygamberlerde yok. Kainatın Muhammed Mustafa'sı o. Cinlere de Kur'an tebliğ etmiş. Hatta Elmalı Hoca rahmetli, bizim Nusaybin cinlerinin reisleri de gitmiş oraya. Gökkaya, Kızılkaya, su nerede? Yakmış peygamberimizi güneş orada, yanmış. Kainatın hürmetine yaratıldı Muhammed Mustafa'yı Allah yakar mı? Kayadan su fışkırmış arkadaş. Efendimiz su içmiş. O suyu Osmanlılar Horasan yapmışlar. Bir kilometre kadar açında köy var. Oraya kadar gidiyor su. Halen içebilirsiniz. Ve o sudan yetişen domates, Mekke'de domates 1 liraysa o 5 lira. O kadar lezzetli ki. Mucize su halen duruyor. Keza Reci faciası diye bir şey var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Bir kabile reisi. Ben demiş, anlat bakalım demiş. Sen peygambermişsin. Müslümanlık da böyleymiş filan. Efendimiz anlatmış. Adamın nasibi varmış. Tamam, inandım demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demiş. Demiş, ben kabile reisiyim. Benim kabilem büyük kalabalık. Ama ben demiş, anlatamam Müslümanlığın güzelliğini. Ben kabilemin de Müslüman olmaz. Ben çok mutluyum demiş. Hakikaten güzel Müslümanlık. Kabilemin de güzelliğe ermesini isterim. Bana demiş, böyle kurra ver, Kur'an'ı iyi okuyan, senin dinini anlatacak güzel adamlar ver. Peygamberimiz demiş ki, reis demiş, senin kabilen kalleştir demiş. Güvenemem. Öyle bazı insanların tabiatı öyledir yani. Ben demiş, kefil olayım demiş. Ben kefilim, reisim ben. En kıymetli kurradan 5-6 kişi katmış yanına. O da Cidde yolu üzerinde. Cidde yolu üzerinde ama sizler gidemiyorsunuz oraya. Gitmişler oraya. Haber almışlar kabilesi. Katı müşrik. Babasını falan dinlememiş oğlu. Zaten babası ölüverse de reis olacağım diye gözü var. Çevirmişler bunları. Oğlum demiş, ben söyledim, ben getirdim, adamla kabahati yok. Dinlememişler, sizi öldüreceğiz. Resulullah'ın gönderdikleri demişler ki, ya biz elçiyiz. İnanmayacaksanız inanmazsınız. Elçiye zeval olur mu? Niye bizi öldüreceksiniz? Bizim kabahatimiz yok, babanız dedi geldik. Hayır demişler. İşte babası falan. Tabii bu biraz sürmüş, çöl yakıyor. Biz de oraya gittik. Evet, peygamberin gönderdiği o kurra sahabilerin olduğu yerde susuzluktan ölmesinler diye Allah su fışkırtmış çölde. 5 metre gidiyor su, kayboluyor. Gidip görebilirsiniz bu mucize suyu. Halen duruyor. Evet, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle çok mucizeleri var. Şimdi mucizelerden birisi de Miraç. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sübhanellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Kudüs de Mescid-i Aksa'ya geceleyin bir geceden gecenin bir kısmında biz Habibim Muhammed Mustafa'yı yürüttük Burak'la, Cebrail'le. Hatta orada tabi temsilidir ama Mescid-i Aksa'nın bir bölümünde Burak hayvan ya, baktığı yere basarmış, o kadar süratli. Evet, eşekten büyük, katırdan, attan küçük diyor Peygamberimiz.
Ama baktığı yere basarmış. Uçuyormuş böyle. Eğerli. Eğerli. Öbür peygamberler de binmiş ona. Eğersiz binmiş. Yani eğerli ne demek? Devlet başkanlarını özel arabaya bindirirler. Peygamberimiz öbür peygamberler içerisinde yani la teşbih. Devlet başkanı gibi kıymetli adam eğerli bindirmiş Allah ona. Onun bağlandığı halka duruyor. Halen gidip görebilirsiniz Kudüs'te. O Burak'ın bağlandığı halka var orada. Temsilidir herhalde ama doğru da olabilir. Evet. Oraya yürütmüş. Oradan da bütün peygamberlere imam olmuş, namaz kıldırmış. Oradan kayanın üstündeyken Cebrail hadi gidiyoruz. Kayayı da görebilirsiniz. Ev kadar kaya. Ben de geleceğim seninle diye. O da yükselmiş. Halen kaya havada duruyor. Tabii düşerse filan diye Arifler şüpheli. Demir dikmişler. Peygamber zamanında demir var mıydı? Nereden demir olacak ya? O zaman teknoloji var mı? Demir şey yapacak. Aynen böyle kol gibi o kocaman ev gibi taşın ortasına, çünkü hep namaz kılınıyor altında, ne olur ne olmaz diye. Kaya orada havada, dur demiş peygamberimiz, sen gitmeyeceksin, dur burada. Durmuş kaya, orada halen duruyor, mucize. Görebilirsiniz, kaya ev kadar büyük. Evet, şimdi okuyacağım hadis, onunla ilgili de bu bilgileri veriyorum size. Kur'an'da da var. Sema katlarına varmış, bu sema, gördüğün sema boş değil. Birinci sema, ikinci sema, üçüncü sema, yedi kat sema Kur'an'da var. Seb'a semavatın Kur'an'da var. Yedi kat sema. Birinci kapta dur, kimdir o? Nöbetçi var. Cebrail, ben Cibril. Yanında kim? O da Muhammed Resulullah. O gönderildi mi? Evet, gönderildi. Kapı açılıyor. Selam verdik diyor. İsa Aleyhisselam görüyor. Adem Aleyhisselam görüyor önce. Hep İsa Aleyhisselam orada görüyor. Adem Aleyhisselam tarif ediyor. İsa Aleyhisselam tarif ediyor. Nuh Aleyhisselam görmüş. Hepsini görmüş peygamberlerin. En son Sidre-i Münteha, yani yaratıkların, yaratılmışların varabileceği son nokta. Münteha son demek. Oraya varıyor. Cebrail'le gidiyorlar. Oraya kadar Cebrail'in kanadıyla arkadaş. Diyor ki kardeşim Muhammed diyor, benimki buraya kadar. Bundan ötesine kimse geçmedi. Vallahi hani böyle lev denevtu ünmületen, bir parmak şu çizgiyi açsam lahtaraktu, yanarım, kül olurum. Benimki buraya kadar. Güle güle diyor. Efendimiz gidiyor, Allah'la buluşuyor. Allah'ın huzuruna varınca ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Evet. Bütün selam, tahiyye, güzellikler, Allah'ım senin. Peygamberimiz bu selam verince Allah'ın cevabı Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam senin üzerine ey peygamber. Hiçbir peygambere ya eyyühen nebi dememiş Kur'an'da. Ya eyyühen rasul dememiş. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Ey peygamber selam sana olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Peygamberimiz bizi ne kadar seviyor, müminleri. Allah'ım diyor selam, bereket, rahmet yalnız bana olmasın. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Bana inananlara, benden evvel sana inanan müminlerin hepsine selam olsun. Özel mecliste gene bizi düşünüyor, müminler düşünüyor. O ettehiyyat oradan kalma arkadaş. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Necm suresinde var 6. ayet. Evet. Ondan sonra Tekvir suresi 23. ayet. Çok var. Başka? Evet. O hadisi okuyacağım şimdi size. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
Hira Nur Dağı'na da çıktık. Gidince çıkarsınız. 50 dakika sürüyor. Bir kaya, onun altında öyle kaba döşek yok. Günlerce orada oturmuş, tefekkür etmiş. Biz 2 dakika oturduk mu büngüldüyoruz. Kayalı acıtıyor çünkü. Kendinden öyle geçiyor ki tefekkür halinde hiç onun acısını hissetmiyor. Tam Kabe-i Muazzama'nın Hacer-i Esved'ine karşı. Dikkat edin, bakın isterseniz. Tam Hacer-i Esved köşesine, duruşu yani. Hiç tesadüfi iş yok. Çok ilginç şeyler bunlar. Orada falan Cebrail Aleyhisselam geliyor. Oku diyor. Mâ ana bikâri'in. Ben okumak bilmiyorum. Okula gitmedim ki. Oku diyor. Mâ ana bikâri'in. Ben okumak bilmiyorum. Bir sıkıyor peygamberimizi. Cebrail Aleyhisselam. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne. Evet. Allah'ın adıyla okumaya başla. Seni yaratan, bilmediğini öğreten. Alak suresinin 5 ayeti iniyor. Peygamberliği kendine bildiriliyor. Diyor ki, ben diyor Cebrail'i orada bir gördüm. 600 kanadı vardı. Her bir kanadı ufku kaplıyordu. Yani gözün alabildiği ne kadar varsa kaplıyordu. 600 kanadı varmış böyle. Böyle bir yaratık görsen ne yaparsın sen? Hemen ölürsün korkundan. Evet. Öyle diyor peki. Mezagal basaru ve ma taga. Şaşırmadı. Korkmadı. Şaşırmadı. Dili dolaşmadı. Aklını yitirmedi. Kur'an'da var bunlar şimdi söylediğim ayetlerde. Kur'an'da var. Gördü. Sapasağlam. Şimdi bunu niye söylüyorum? Gavurlar hepsini inceliyor ama nasip olmayınca inanamıyor ya. Şimdi saralı adam hani nöbet geçiriyor ya. Muhammed orada sara geçirdi de ondan Cebrail falan gördüğü falan yok diye iftiralar ediyorlar. Gidin lan görün orada. Hakikaten göreceksiniz bu işten olduğunu anlayacaksınız. Sara falan değil, hasta. Zaten Kur'an diyor hasta falan değil. Şaşırmadı diyor, kalbi kaymadı diyor, kafası yılıkmadı diyor. Allah söylüyor. Böyle söylüyor. Hasta bile olmadı asla. Ona da diyor epilepsi o da işte onda falan. Böyle kitapları var yani. Tabii bazı kimseler bunları okuyor, şaşırtıyorlar, şaşırıyorlar. Ondan bilgi veriyorum. Bir de işte Miraç olayında Sidde-i Müntaha'da Cebrail'i asıl hüviyetiyle görmüş. Asıl hüviyetiyle aynen burada öyle söylüyor. Aynen gördü. Kur'an-ı Kerim'de ayet bu. Aynen gördü diyor. Evet. O zaman her yeri kaplamış. Nasıl muhteşem, muazzam bir melek. Gördü diyor. Şaşırmadı gene. Ondan sonra bundan sonra da senin yolun kardeşim dedi. Allah da Allah'la Muhammed Mustafa şekilsiz, mekansız bilemiyoruz. Kur'an'da var, kendi söylüyor. Bu ettahiyyatı oradan kalma, 5 vakit namaz oradan kalma ve günahlarımız tövbe ettiğimizden affediliyor. Orada koparmış Allah'tan. Biliyorsunuz bir günah işledin mi temelli cehennemlik olan şeyler var. Bizde yok. Ne kadar büyük günah işlerseniz işin tövbe ya Rabbi diye gözyaşı akıttın mı siliniyor. Öyle peygamberimiz hep o Miraç olayında olmuş. İnnemâ zâlike cibrilu mâ râitû fîs-sûretilletî hulika fîhâ râitû münhabiten sâetten ızamun halkî mâ beyne semâi vel arz. İşte bu Cebrail semavet ve arzı kaplıyordu. Öyle muazzam bir melekti. Gördüm. Gördüm. Diyor güzel peygamberimiz bu hadisinde. Burada diyorlar ki Allah'ı gördü. Nasıl gördü bilmiyoruz. İnsanlar da Kur'an'da var. Cennete girmeyi kazanan müminler Allah'ı görecekler. Buranın şartları ahiretin şartlarına uymuyor.
Sen şimdi şekli görebilirsin. Şunun arkasını gören var mı içinizde? Adam olsak görürüz. Peygamber görüyor. Allah onun hastayı vermiş. Mimar Sinan da görüyordu. O da evliya adam. Peygamber'e çok seviyor. Allah ona da hastayı vermiş. Ama bizim gibi yarım yamalak adamlar göremiyor. Onun için biz kendi kafamıza nasıl olur demeyeceğiz. Gören ne var arkadaş? Sen de inşallah cennete git. Göremezsen tu de bana orada. İyi yer göremezsen ben de sana açıklayayım neden ne oldu. Evet. Allah nasip etsin inşallah. Allah imandan, İslam'dan ayırmasın. Amin. Bu hadis-i şerif o. Zü kuvvetin. Evet. Güçlü melek. Evet. Lekat ra'ahu nezleten uhra. Ve lekat ra'ahu bil ufikul mübin. Ayetler gayet net. Le kat. Kesin gördü. Kesin gördü. Ayetler böyle. Bütün bunlara rağmen adam şimdi diyor ki Miraç olayı diye bir şey yoktur diyor. Aklından zoru var yani. Elhamdülillah bizim öyle bir zorumuz yok. Biz Ehl-i Sünnet inancındayız. Miraç'a inanırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine inanırız. Mucizeler gittim görebilirsiniz benim gördüğüm bir yerlerde aynen duruyor. Aynen duruyor. Hatta bugün Mekke'nin haç zamanındaki durumu bile mucizedir. Arkadaş, her türlü adam var orada. Hiç adam ölmüyor. O kadar kalabalık, milyonlarca insan haccını yapıyor. Bu bir mucizedir ya. Böyle 5-6 milyon adam İstanbul sokaklarına dökülse sokaktan geçemeyiz, bir şey yapamayız. Her türlü şeyi yapıyoruz. Suyumuzu içiyoruz, karnımızı doyuruyoruz, görevimizi yapıyoruz. Hiç dilimizden anlamıyoruz. O benim değil, benim Kur'an'ım ama yine bu işler oluyor. Bu bile mucizedir yani. Bu bile mucizedir. Mucizelere inanmayanlar bu söylediğimiz hadisleri kabul etmiyorlar. Biz kabul ediyoruz, inanıyoruz. Cebrail aleyhisselam işte gördüm diyor, güçlü. Allah da diyor, gördü. Ve Sidi Müntaha'da kalmış. Peygamberimiz ondan da geçmiş. Musa aleyhisselam görememiş. Taha suresinde var. Tur dağına gittim. Tur dağına çıkınca orada işte Tevrat kendisine on emir diyorsunuz ya siz tebliğ edilmiş. Allah'ın kelamının tecellisine mazhar olmuş. Allah'ı görememiş. Erini anzur ileyk. Öyle diyor. Erini, anzor ile kendini göreceğim diyor. Göster bana, bakacağım sana. Musa aleyhisselam. Kale, len terani. Sen beni göremeyeceksin ya Musa. Velakin inzur ile cebeli. Fenistekarra mekanehu fesefe terani. Şu etrafında gök kaya, kızıl kaya. Hep toprak diye bir şey yok. Hatta çobanlar öldü mü kefenliyorlarmış. Kayanın üstünü koruyorlarmış. Kazacak toprak yok. Gök kaya. Kokmaya lüzum kalmadan hemen adam kuruyormuş sıcaktan. Öyle yer. Bir anda kayalar toz oluyor. Faharra Musa saika. Musa aleyhisselam güçlü bir peygamber. O dehşet karşısında düşüp bayılıyor. Felemme efaka ayılınca diyor ki tüptü ileyke. Haddim olmayan şeyi, seni görmeyi haddim olmayan şeyi istedim ya Rabbi. Ben tevbe ettim ya Rabbi. Ben bu makamda değilmişim anladım. Ama Muhammed Mustafa gördüm diyor. Allah da gördü diyor. Elhamdülillah biz de o Muhammed Mustafa'nın ümmetiyiz. Allah bize o devleti vermiş. Onun sevgisinde gönlümüzde sevgisini daim eylesin. Onun güzel nurlu sözlerini hayatında prensip yaparak iki cihanda yüzü ak çıkan kullarından eylesin bizi. Alemin el Fatiha.